Evet, Kur'an'ın ön sözü. Onun için surenin tamamını burada aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim Allah adına, Allah'ın adıyla. Besmele demek bir şeye besmeleyle başlamak merhametle başlamaktır. Şefkatle başlamaktır. Her şeyin başı besmeledir demek her şeyin başı merhamettir anlamına geliyor. Evet, okumaya da merhametle başlayalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemi. Hamdolsun veya Türkçesiyle övgülerin tamamı alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Errahmanirrahim. O Allah kimdir? Yani o Allah Allah deyince aklımıza ilk gelen ne olmalıdır sorusudur bu aslında. Allah deyince aklınıza ilk gelen ne? Güç mü? Kudret mi? Ezme mi? Rızık mı? Nimet mi? Ne? 99 şey gelebilir. Ama Allah deyince aklınıza ilk gelmesi gereken şeyler şunlardır diyor Fatiha. Er-Rahman, Er-Rahim. Yani özünde merhametli, işinde merhametli. Merhameti sonsuz ve sınırsız olan, varlığın tamamına merhametli, kendisiyle iletişim ve ilişki kuranlara daha özel merhametle muamele eden. Maliki Yevmiddin, yine o Allah kimdir? Allah'ı tanıma konusunda Allah kimdir sorusunun sorusu cevabı Malik'iyü'mittî. Din günü yani hesap gününün malikidir. Sahibidir, kralıdır, melikidir. Hükümdarıdır, padişahıdır. Bu ne demek? Geleceğiz. İyyâke budu ve iyyâke nestaîn. Yalnız sana kulluk eder. Ve yalnız senden yardım dileriz. Sure burada direkt duaya geçti. Ve yalnız sana kulluk eder, san, yalnız senden yardım dileriz ayeti, aynı zamanda bir tevhid ayeti ve burada senden yardım dilerken ilk istediğimiz yardım ne olmalı sorusunun cevabı geliyor. Yani Allah'tan bir yardım isteyeceksiniz. Ne isteyeceksiniz? Bir liste hazırladınız, listenin en başında ne olmalı? Ey insanlar, Allah'tan istemeyi de Allah'tan öğreniyorsunuz. Allah size kendisinden ilk neyi istemeniz gerektiği veya en çok neyi istemeniz gerektiğini öğretiyor. Nedir? İhdine <laughs> sıratı'l-mustakim. Bizi dost doğru yola ilet değil, Allah'ın dolmuşu yok. Allah dolmuşçuluk yapmıyor. Otobüs çalıştırmıyor. Haydi haydi bir iki demiyor. Ne diye? Yönelt. Yönelt. Niye? Çünkü siz yürüyeceksiniz. Siz varacaksınız. Gayretinizle, tercihinizle, azminizle siz o yolu yürüyeceksiniz. Allah dolmuşa bindirip de cennetin kapısına falan götürmüyor. Böyle yok. Size irade verdi, size akıl verdi, size enerji verdi, size yürüyecek ayak verdi, düşünecek akıl verdi, vicdan verdi. Onun için bütün bunları kullanarak o yolu siz alacaksınız. Ve tin ve zeytun ve turisin ve hadel beledil emin. Lekad halaknal insane fi ahsani takvim. Biz insanı en güzel kıvamda yarattık. Thumma radatnahu asfala safilin. Sonra yolun başına getirdik, start noktasına bıraktık ve hadi yolu al dedik. Evet, bu. Sıratal lezine en'amte aleyhim. Peki, yolu nasıl tanıyacağız? Yolun doğru olduğunu nasıl tanıyacağız? Bir sürü yol var. Onun da cevabı geliyor. Kendilerine nimet verilenlerin yoluna ilet. Sadece yoluna iletilecek. Yani pozitif olan tarafıyla tanıtmıyor yolu. Kimlerin yoluna iletmeyeceğimizi de öğretiyor. Yani negatifini de gösteriyor. Yani yanlış yolun da ne olduğunu gösteriyor. Gayril magdubi aleyhim ve lettali. Kendilerine gazaplanılanlar, yani gazabı hak edenlerin yoluna değil, sapıtanların ve sapanların yoluna değil.